Vay be. Koskoca Asaf Avcı'nın yapamadığını küçük bir kız çocuğu yaptı. Bakıyorum da bir arpa boyu bile yol kat etmemişiz. Senin amacın ne? Avcı soyadını onurla taşımandan başka bir amacım yok. Gerçekten önemli mi bu? Hı? Suçu günahı olmayan insanların hayatına mal olacak kadar önemli mi senin soyadın? O mantıcı benim adımı iki paralık etmeye kalktı. Yazık. Ve bunu seni korumak, kollamak için yaptı. Kime karşı ama? Bana, babana karşı. Bırak bana hikayeyi anlatmayı, bırak. Bana bak sen. Bana bak. Ben bu yaşıma kadar gözünün önünde oldum da ne oldu? Söyle bana. Görebildin mi beni? Bir kez olsun gerçekten baktın mı? Ben senin için... Sen benim için parayla halledemeyeceğin tek bir şey yaptın mı baba? Ha? Hayır. Ama ben senin dikkatini çekebilmek için her şeyi yaptım. Ne yaparsam yapayım hiçbir zaman görmedin beni. Onaylamadın, desteklemedin. Sevmedin bile. Ya düşünüyorum da bir kez olsun şu başımı okşadığını hatırlamıyorum bile. Şimdi söyle bana. Ben senin gözünün önünde olsam ne olacak? Son sözü sen söylemiş olacaksın ama değil mi? Asaf Avcı. Günün sonunda yine onun istediği oldu. Kibirinden öleceksin ama asla değişmeyeceksin. Uzatma. Sadede gelelim. Bak. Babanı karşına alacak kadar güvendiğin o insanların gerçek yüzünü gör. Tanıdın mı? İyi bak. Bunlar... Karınla mantıcının oğlu. Peki neredeler? Sana tanıdık geliyor mu? Yolunu bile unuttuğun evinin yakını. Yanlarındaki kim? Sevgili halan. Oğlum. Onlar seni değil, senin imkanlarını, paranı, çevreni istiyor. Baksana, halanla da işbirliği içindeler. Ama neden? Buraya dönmen için. Bu mümkün değil. Güvendiğin, toz kondurmadığın insanlar işte bunlar. Ateş, seni bir tek ben düşünürüm. Çünkü sen benim oğlumsun. Sana inanmıyorum. İnanıp inanmamak senin sorunun. Haberin var mıydı buraya geldiklerinden? Yoktu. Doğru tahmin etmişim. Bak oğlum, ben kartlarımı açık oynadım. İster o senin arkandan iş çeviren insanlarla bir araya gelirsin ki ben o zaman o resimleri mantıcıya kendi elimle götürürüm. İstersen karını elinden tutar, paşa paşa evine dönersin. Seçim senin. Ya kendi hayatın ya o Ayşem denen kızın hayatı. Ha, bu arada Yasemin'le de birkaç ay daha evli kalmana izin veririm. Sonra verirsin eline birkaç kuruş, çeker gider. Boşanırsınız. Ne idüğü belirsiz bir kızın avcı soyadını taşımasına daha fazla izin veremem. Sen kimsin ya? Ha? Sen kimsin benim karım hakkında? Dur bakalım Ateş Bey! O karım dediğin kızı aldatırken düşünmedin mi?
önemsemedin mi? Sen çok kötü bir insansın. Ateş, ne oluyor? Ne işin var bu saatte burada? Aşk olsun Gülriz. Burası onun da evi değil mi? İyi de ama... Söylesene, niçin burada olduğunu açıklasana halana. Açıklayacak bir şey yok. Ateş. Şimdilik. Ateş, bekle, Ateş. Ah, şöyle güzel köpüklü bir kahve olsa da içsem. Bana hemen şimdi burada ne olduğunu anlatacaksın abi. Birdenbire rüzgar çıktı galiba. Ben en iyisi kahvemi odamda içeyim. İyi geceler güzel kardeşim.